Dostlar hepinize merhaba. Bugünün videosuna ve kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizleri soracak olsanız çok şükür biz de iyiyiz. Arkadaşlar beni tanımayanlarınız için ben Ali, Tayland'da yaşıyorum. Buradaki yaşantım ve beslediğim hayvanlar hakkında içerikler üretiyorum sizlere. Bugün ne yapacağız? Papağan Rio'nun yaramazlıklarını, akıllı durmamalarını, bağırmalarını. Zaten arkadaşlar bu türler genellikle bağırmalarıyla meşhur oldukları için arkadaşlar pek ev içerisinde tercih edilmiyor. Değil mi? Bildiğiniz kakadu papağanları, işte onlar gibi arkadaşlar bağırıyorlar, çığlık atıyorlar. Mesela şekil ağda görüldüğü gibi. Bak burada ne var? Ha? Acayip oyuncu papağanlardır arkadaşlar. Gel. Bakmayın uç. Böyle işte. Şöyle aslında şunu şöyle biraz daha düzelteyim. Bakmayın arkadaşlar böyle büyük gözüktüğüne, uçtuğuna filan. Şu anda şöyle bakın bebek gibi. Bebek misin sen ya? Gel sana kaskını takalım, gel. Gel. Gel gel gel. Vici ya bu. Vici misin ya sen? Ay 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 ay. Oyuncağı düştü bu çocuğun oyuncağı. Gel çıkartalım, gel. Gel gel gel. Tabii önce güvenlik. Ne yapıyoruz? Kask takıyoruz. Şaka yapıyorum ya. Takmıyorum tabii ki de arkadaşlar bu hayvana. O zaten devamlı kafesinin üstünde kalıyor. Rio'cum. Kocaman oldun ya. Sen kocaman oldun ya. Sen büyüdün mü? Büyüdün mü sen ya? Sen büyüdün mü artık? Konuşuyor musun? Acıktın mı? Tuvalet mi yapacaksın gene? Ha? Yaptın mı? Artık var ya çok iyi anlıyorum arkadaşlar. Hemen onu şöyle alalım oradan. Hoppala. Okey. Çöpümüzü atalım. Böyle. Yani köpeğim lisede de aynı şekilde. Papağanım Rio'da da aynı şekilde. Acıktın mı? Acıktın mı? Acıktın mı? Mama? Mama? Gel. Rio, yiyeceksin mi? Yiyeceksin mama. Atalım bakalım gelecek mi buraya arkadaşlar. Tırnakları var ya, felaket canım acıtıyor ya. Devirdin her tarafı Rio. Kafesi yanımda ya, oraya kondu. O tarafa doğru gitti. Gel bakalım gel. Gel bırak bırak bırak. Bırak onu gel. Gel gel. Arkadaşlar bu arada videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Ya şu çocuğa bakın ya. Acıktın mı? Arkadaşlar şu Rio'ya hazırladığım bu şekilde böyle hızlı büyümesinin sebebi, şunu şöyle birazcık daha yaklaştırayım. Şu ekran ışığını ayarlayayım. Şu bebeğe bakın ya. Şu bebeğe bakın ya. Acıktın mı? Bu arkadaşlar kurutulmuş yumurta. Bildiğiniz haşlanmış kurutulmuş yumurta. İçerisinde gene aynı şekilde yavru bebeklere, yani bebek papağanlara verilen mamalar var. Önceki videolarımda işte mamaya süt dedim diye bayağı böyle linç gelmiş. Yani süt arkadaşlar neticede, yani bir mama yani sonuçta o da. Ne yapıyoruz? Yavrumuza bir mama hazırlıyoruz. Acıktın mı? Bakalım kursağına. Kursağında dolar bir ki. Ay 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 ay. Bayağı tüylendi ya. Bayağı tüylendi arkadaşlar. Şuna bakasanıza. Çok iyi ya. Yaramaz bir çocuk ya bu. Yaramaz çocuk Rio. Çok güzel değil mi ama arkadaşlar? Şunun güzelliğine bakın. Cık. Hadi in aşağı. Gel. Gel gel gel. Gel. Hoppala. Ne yapıyoruz? Şundan şöyle birazcık alıyoruz arkadaşlar. Bunu normalde kendisi arkadaşlar bebek papağanların başlangıç olarak yedikleri şey. Sadece kurutulmuş yumurtanın sarısı ve beyazı değil tabii ki. İçerisinde karışım olanlar da var. Ayrıca arkadaşlar
Ne oldu? Bunu zaten kendisi yiyebiliyor dediğim gibi. Al. Al. Oynuyor, bayağı oyuncu. Bu şeyler vardı ya, papağanlara sürebilmesi için bisikletler falan arkadaşlar. Onlardan arıyordum, bulamadım. Durum ama ya, bir yerlerden denk gelir bana. Ryo'cum. Mamasını değiştirdim. Değişik bir kokusu var böyle. Yani çıkartamıyorum ismini. Bir şeye benziyor ama neye benziyor arkadaşlar bilemedim. Küçücük ya bu çocuk. Küçücük ya. Lan ben bunu yiyeceğim. Kokusunu kokusunu yiyeceğim ya bu çocuğun. Arkadaşlar bu arada sipariş gelirse bizim o yemek sepetindeki tarzını dediğim uygulamalarımız var. Ondan dolayı ses olacak. Kusura bakmayın. Çünkü şöyle cihazlar falan var. Post makinesi gibi. Bunlara böyle diğer telefonlar da var. Oralardan şey geliyor. Acıktın mı Ryo? Hop şöyle bir. Şöyle iki. Bunu ne yapıyoruz? Önce bir karıştırıyoruz. Şeyin sesi geliyor mu arkadan bilmiyorum ama Oscar'ın. Ne olur ya? Acıktın mı? Onu ne zaman tuvalet yapıp ne zaman heyecanlandı arkadaşlar çok iyi anlıyorum. Bu çünkü bu yavruyu ben büyüttüm buna. Bunu ben büyüttüm buna. Bunu ben büyüttüm buna. Ya rüzgarınla oyuncağını düşürüyorsun diyor ya. Böyle güzel bir karıştırıyoruz. Çok sıvı, çok katı olmamak kaydıyla arkadaşlar. Değişik kokuyor. Islanınca da değişik kokuyor arkadaşlar. Çok az daha su koymam gerekecek. Çok az bir şey böyle. Bu su şişesini hatırlayanlar var mı bilmiyorum ama arkadaşlar. Ryo ilk geldiğinde bebeklikten bu yana bu şişesini arkadaşlar sadece Ryo içti bu arada. Hiçbir şekilde diğer hayvanlarıma kullanmadım. Başka bir şey için kullanmadım. Kendim kullanmadım. Sadece Ryo'nun babasının mamasına kullandım arkadaşlar. Oy. Senin tırnaklarını keseceğim bak çocuk ha. Çok mu güzel koktun? Güzel mi koktu çocuğum? İkide bir kızın diyesim geliyor acaba. Niye öyle ya? İçinde böyle siyah şişe var. O takılıyor büyük ihtimalle arkadaşlar. Ne takılıyor biliyor musun? Hortumun ucuna gelmiyor arkadaşlar. Bakın şöyle içinde siyah siyah şeyler var ya. O takılıyor büyük ihtimalle. Ya Ryo dur ya. Ryo dur ya. Ne oldu ya? Ne yapıyoruz? Önce şöyle havasını alıyoruz. Al Ryo. Çok iyi değilim arkadaşlar ya. Bu arada yüzüme maman sıçradı. Şunun güzelliğine bak şunu şunu. Ben bunu ısırasım geliyor ya. Yiyesim geliyor bir çocuğu ya. Şunun kanatlarının güzelliğinin her rengi ayrı bir güzel oldu ya bu yavru. Koca şişe içti dediğim gibi arkadaşlar. Sadece Ryo'da kullandım. Ryo'nun mamalarında kullandım bunu. Ortalama bu şişe arkadaşlar 1 litre 1,5 litre şeyinde ebatında. Gel bakalım. Oh. Git
Gidecek misin? Hadi. Şöyle bakayım orada. Böyle arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay deriyor.